Evet, merhaba arkadaşlar, Muhammed Ali'nin kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün mercimeğin ikinci vlogunu çekeceğiz. Şu şekilde arkadaşlar, biz önceden biliyorsunuz buraya mercimek ekmiştik, onun vlogunu çekmiştim. Arkadaşlar, mercimeğin yarısı demem ama çoğu dışarıda kalmış, yani biz de bunu fark edemedik. Ektikten sonra da aslında gezdik, bakın. Gömülmüş olanlar çıkmış, şu şekilde olanlar da çıkmamış arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bunlar gömülmemiş arkadaşlar. Şu şekilde. Gömülmeyenler çıkmamış arkadaşlar, sadece zil atmış. O da o zaman bir işe yaramaz. Biz de ne yaptık? Getirdik arkadaşlar 640'ı. Lock'u da getirdik. Şimdi farkı göstereyim. Arkadaşlar bakın, şu anda bu bastırılmış toprağı. Bastırmış olduğu için de yani mecburen çıkacak. İster istemez değil, mecburen çıkacak artık. Yani çıkmayacak olan da çıkacak bu sayede. Şunlar zaten arkadaşlar yeni çıkmış olanlar da zarar görmez, hani ufak oldukları için. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Bakın, gömülmeyenler çıkmış. Ya gömülmeyenler çıkmamış. Gömülenler de çıkmış. Bu tamamen kobli ayarından. Şu şekilde göstereyim. Kobli arkadaşlar sadece üzerinden tekerlek gibi geçmiş. Hani toprağa atmamış. Buğday, ikisinde buğday hiç açık kalmamış arkadaşlar. Onun videosunu da çekeceğim. Ama işte mercimekte hani ekimini bilmediğimiz, daha önce de ekmediğimiz için arkadaşlar. Daha önce ekmediğimiz için de ayar nasıl olacağını bilemedik. Şu anda üstünden lokla geçiyoruz. Hani lokla geçmemizin sebebi de arkadaşlar şu şekilde. Mesela arkadaşlar, dışarıda kalan taneler var ya, hani şu şekilde havada kalmış mesela bu. Bakın, bu havada kalmış. Bir bağlılığı yok. Şurada bir yer daha göstereyim. Bakın arkadaşlar, bunlar toprağa bastırılmış. Çünkü buraya lok geçti. Yani ne olacak? Şu şekilde. Taneyi böyle bastırmış oluyor. Bastırmış olduğu zaman da gördüğünüz gibi zaten gömülüyor. Gömülmese de bastırıldığı için kökü toprağa geçecek. Kökü toprağa geçtikten sonra da zaten artık zil atmaya başlayacak. Toprakta ilk zil atacak. Kökü oluşacak. Ondan sonra da büyüyecek zaten. Onun videosunu çekeceğim arkadaşlar. Bu şekilde siz kanalı takipte kalın. Traktörün bastığı yerler de var. Onlar hayli bir güzel olmuş. Yani bu şekilde gördüğünüz gibi zaten... Abim bayağı daha iyi kullanıyor. Hiç düşünmemiştik arkadaşlar loku çıkartacağımızı da. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben de şu ortadaki kazlığı bir bağlayayım. Sanki çok önemli gibi bağlayayım. Evet arkadaşlar, bu şekilde de zaten arazi biliyorsunuz lokla çok hızlı biter. Handekleri üstünden geçmeyeceğiz. O zaman handekleri bozarız. Kanal pulluğunu falan uğraşırız o zaman arkadaşlar. Hiç gerek yok. Bu şekilde anlattığım gibi, yani bundan sonra da artık tohumun hepsi çıkar arkadaşlar. Önceden yarısı dışarıdaydı. Şu an dışarıda değil. Yani toprağa basılmış bir şekilde. Benim bu aralar biraz kameram bozuk arkadaş. Kameram biraz sıkıntılı bu aralar ya. Nedendir bilmiyorum. Sıkıntılı ama. Şöyle bir şey yapayım, karartayım. Hayır, olmadı.